Yani hakikaten her söylediklerinin altına imza atıyorum. Pırıl pırıl gençler. Sonra geldim, konuşmamı yapacağım. Yine bana dediler ki sosyalist enternasyonelde neler oluyor? Onu anlat dediler. Ya bir baktım, hepsi de konuşan benden önce arkadaşlar oturmuşlar, yan yana oturuyorlar. Ya dedim ki baktım şimdi, ya Ayhan Yalçın Kaya nerede bugün? Yok. Ayhan'ın bir tek yaşı 30'un üzerinde, diğerleri 30'un altında. Umut Tunç? Yok. Yani hiçbir arkadaşım, o pırıl pırıl gençler, bedel ödeyen, mitinglerde işte miting toplayan, bayrak asan, hiçbir genç arkadaşım bugün bir belediye meclisi istediği, ilçe başkanı da değil, efendim ne bileyim il başkanı da değil, milletvekili de değil, parti meclisi de değil. Nasıl olabilir böyle bir şey? İşte bunu düzeltmemiz lazım. Yani rahmetli Bülent Ecevit'in söylediği gibi, gençlik kolları yan kol değildir. Gençlik kolları bu partinin öz kolundur, öz gücüdür, öz evladıdır. İşte biz karar alma mekanizmalarında ne zaman bu öz evlatlarımıza sahip çıkarsak, işte o zaman gerçek demokrasiyi Türkiye'de ortaya koyabiliriz. Peki gelelim kadın kollarına. Yine beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Mesela ben 4 yıl yaklaşık Hilal Dokuzcan'la çalıştım. Kadın kolları genel başkanlığı yaptım. Nerede bugün Hilal Dokuzcan? Olmaz. Yani biz eğer kadınlar gelsin diyorsak, eğer kadınlar birlik olursa dünyayı ayağa kaldırır diyorsak, o zaman karar alma mekanizmalarında kadınları var. Değerli arkadaşlar, şu anda Türkiye büyük bir tehdit altında. Bu tehdidi bertaraf edeceğiz. 16 Nisan'da biz hayır çıkartacağız. Ama işimiz bitmiyor. Asıl işimiz 17 Nisan sabahı bu ülkeye halk için işleyen bir demokrasiyi sunmak, inşa etmek olacak. Asıl işimiz o. O da nasıl geçiyor, nereden geçiyor? O da iktidardan geçiyor. Yani 17 Nisan günü, 17 Nisan sabahı Cumhuriyet Halk Partileri olarak hiç korkmadan, hiç emirmeden, hiç çevirmeden ya iktidar, ya iktidar diyecek. Ve bunu yaparken de işte asıl devrimi kendi parti içimizde yapacağız. Katılımcı, çoğulcu, her karar alma mekanizmasında eşitlikçi bir şekilde hem gençlerimiz, hem kadınlarımız, hem herkes Türkiye'ye diğer siyasi partilere örnek olacak şekilde uygulamaları bir an evvel koymamız gerekecek o andan itibaren. İşte o zaman topluma güven vereceğiz. İşte o zaman halk alternatif diyecek. Türkiye çaresiz değildir arkadaşlar. Türkiye alternatifsiz değildir arkadaşlar. Türkiye ümitsiz değildir arkadaşlar. Türkiye'nin umudu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin umudu gençliktedir arkadaşlar.